Başkanım merhabalar. Merhabalar efendim. Bugün ikinci olan kongrenizi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Coşkulu bir kalabalık var. Neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi daha alalım. Yarısı size. Dışarıda girmeyen çok. Ümit ediyorum 50 bine yaklaşır bugün. Biz ilk kongremizde de 40 bini aşmıştık. Bugün 50 bin sayı bile değil. Dışarıda da inanılmaz bir kalabalık var. Giremeyenler var. Var, var. Daha da gelecekler, yolda olanlar var. Mutluyuz. Bu iktidara giden ışıkları aslında her biri. Başkanım, yeniden Refah Partisi ikinci olan kongresini gerçekleştiriyor. Coşkulu bir kalabalık var. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Tabii ki şu anki bu coşkulu kalabalığı böyle gözlerimizle dolaştığımız zaman insan milli görüşün şahlandığını ve milli görüşün evet biz varız dediğini ve bu ülke için, bu millet için, geleceğimiz için ve gelecek nesillerimiz için evet Refah geliyor sesleri, haykırışları bu salondan duyuluyor Allah'ın izniyle. Ben birinci kongrede de buradaydım. Aynı yoğun, aynı kalabalıkta nasıl burası dolacak diye düşünenlere ikinci bir kez daha işte Hodri Meydan doldurduk. Baksınlar, görsünler ve gittiğimiz her ilde, her ilçede de aynı ilgiyle, aynı yoğunlukla karşılaşıyoruz ve ondan sebep onur ve mutluluk duyuyorum. İstanbul'dan gelirken otobüsleri gördüm. O yolda ve her otobüsün arkasında bizim kendi bayrağımız, Refah Partisi sevenleri ve Refah Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimiz otobüslerle beraber buralara akın akın geldiler. Hepsinden Allah razı olsun ve bu sevgi bitmez. Bu sevgi her zaman yürüyecek dünyanın sonuna kadar. Çünkü Milli Görüş davası çok özel bir davadır. Hiçbir partiyle hiç eşleştirilmez. Çünkü biz herkesi sağı solu, tüm herkesi kucaklayan bir partiyiz. Biz ayrımcı bir parti değiliz. Biz dünyaya merhaba diyebilecek, dünyaya ışık saçabilecek, dünyaya huzur getirebilecek, barış getirebilecek ve dünyadaki tüm ezilenleri şaha kaldırabilecek bir zihniyete sahip bir partiyiz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ve dediğim gibi son olarak da şunu söyleyeyim. İşte Hodri Meydan diyoruz biz. Gelsinler hem dışarıyı baksınlar hem içeriği. Maşallah diyelim, maşallah diyelim. Merhabalar başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. İkinci olan kongrenizi gerçekleştiriyorsunuz. Coşkulu evet. Bir kalabalık var. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Hatay'dan buraya kadar geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten de Ankara'yı bir heyecanın başkenti haline getirdik. Türkiye'nin 81 ilinden 922 ilçesinden bu görmüş olduğunuz teşkilatımız buraya akın akın geldi. Birinci olan kongremizde 45.600 kişi bu salonu doldurmuştu. Yetmemişti tabii. Dışarıda özellikle çok büyük bir kalabalık vardı. Şimdi de ikinci olan kongremizde yaklaşık olarak 65.000 kişilik bir katılım söz konusu. Salonda biraz önce kapılar kapandı. Şu anda saat yaklaşık işte 9'a geliyor. 9'a çeyrek var. Buna rağmen insanlar içeriye girmeye çalışıyorlar ama maalesef artık içeride yer kalmadı. Orta bölümlerimizde yer kalmadı. Bunları niçin anlatıyorum? Türkiye'nin en büyük salonunda bir kongre gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de 130 parti var. Seçime girme hakkı kazanmış olan parti sayısı 30. Böylesine muazzam bir kongre yapan iktidar partisi dahil başka bir parti yok. Bu bakımdan ben öncelikle siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman haberlerimizi veriyorsunuz. Bizlere konuşma fırsatı veriyorsunuz. Bizlerin halkımızla, vatandaşımızla birlikte hemhal olmamıza yardımcı oluyorsunuz. Bu bakımdan hem size hoş geldiniz diyorum. Hem değerli teşkilat mensuplarımıza hoş geldiniz diyorum. Birazdan inşallah Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey gelecek salonumuza. Salonumuzdaki coşkuyu, heyecanı hep birlikte inşallah canlı yayında tüm kardeşlerimizle, tüm vatandaşlarımızla paylaşacağız. Merhabalar başkanım. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Bugün ikinci olan kongrenizi gerçekleştirmektesiniz. Coşkulu bir kalabalık var. Neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bize ifade eder misiniz? Tabii, teşekkür ediyorum. Yani maşallah Yeniden Refah Partimizin bu ikinci olağan kongresi hakikaten görülmeye değer bir atmosfer. Salonun içi dışı dolu, ekrandan da görüyoruz. Muhtemelen 60 bin kişi civarında bir kalabalıkla kongre icra ediyoruz. Biraz sonra kıymetli genel başkanımız da gelecekler. Ve hakikaten tarihi bir kongreye imza atacağız.
Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, zahmet buyurdunuz. Bundan sonra inşallah Genel Başkanımızı dinleyeceğiz.